Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'dan bahsedeceğim. WhatsApp Aero'yu bazı arkadaşlarımız sıklıkla kullananlar var, kullanmayanlar da var. Ben onlarla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar ve bazı sorunları söylüyorlar bana yorumlarda. Onlara da buradan açıklık getirmiş olacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi ekranda gördüğünüz bu WhatsApp Aero olan WhatsApp arkadaşlar. Şimdi bunda bazı mesajlar geç gelip gidiyor ve şöyle de bir sorun var arkadaşlar. Ama bu sizin mesaja yani size gelen mesaj geç geldiği ile alakalı değil. Bu WhatsApp'ta ben şunu keşfettim. Mesela diyelim ki size birisi mesaj dahi atmasa veya siz birisine mesaj dahi atmasanız bazen bir bildirim geliyor bu WhatsApp'ta ve şöyle bir yazı yazıyor. Bağlantı sağlanamıyor gibi yani böyle bir şey yazıyor arkadaşlar ve orada Bildirimler kısmında WhatsApp'ın simgesi oluyor. Siz zannediyorsunuz ki WhatsApp'tan mesaj gelmiş ama WhatsApp'tan mesaj gelmiyor. Sadece orada bir simgesi oluyor ve bağlantı bağlantıya ulaşılamıyor, bağlantı sağlanamıyor diye bir sorun oluyor. Siz zannediyorsunuz ki mesaj bana gelmiyor veya benim attığım mesaj gitmiyor gibi bir sorun olduğunu zannediyorsunuz. Bu, bu WhatsApp'ta var arkadaşlar böyle bir sorun var. Ama ben şöyle söyleyeyim sizlere. Bunu kullandığımdan beri hani bir mesajların geç gelip gitmesiyle ilgili bir soruna rastlamadım. Mesajlar geç gelip gitmesi gibi bir sorun yok şu ana kadar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bazı o küçük sorunlar da var. O sorunları da şöyle yaparsanız eğer ki kaldırabilirsiniz. Mesela ben size şimdi bir örnek vereceğim. Bildiğiniz üzere burada ayrı ayrıcalıklarına geldiğinizde bazı arkadaşlarınızla özel gizlilik yapıyorsunuz. Mesela bana dün bir yorumda sormuşlardı. Atılan mesaj benden geri siliniyor gibi diye bir yorum gelmişti. Atılan mesaj şu şekilde silinir. Eğer karşı taraftaki atan mesajı siliyorsa şu şekilde siliyor. Eğer siz birisine özel gizliliği açmışsanız Bakın şöyle göstereyim şimdi. Diyelim ki siz bu arkadaşınıza özel gizliliği açtınız. Buna tıklıyorsunuz. Buradan neyi görmesini istiyorsunuz? Mesela o bana mesaj atınca tek tek olsun ve e, okuduğumu da bilmesin. Bu şekilde açtığınızda arkadaşlar bu kişiye eğer bu mesajların silinmesini engelle tikini de açmazsanız karşı taraf mesajı sizden geriye çekebilir bunu bir defa bilin arkadaşlar. Bunu yapmazsanız karşı taraf mesajı geri çektiğinde sizden çekilir. Sizin genel mesaj silinmesini engelle açık bile olsa en, sildiğinde sizden de silinir bilginiz olsun. Eğer birisine özel gizlilik açıyorsanız bunları bu şekilde üçünü de açmanız gerekiyor. Ve şöyle de bir durum var. Mesela diyelim ki arkadaşlar siz e, birisi size mesaj atıyor ama siz onun attığı mesajları okunmasını ve bildirim karşı tarafa gitmesini istemiyorsanız yani mavi tık olmasın. Benim ben okuyum ama karşıdaki anlamasın diyorsanız bu ikisini açıyorsunuz. Bu ikisini açtınız. E karşı taraftaki de size mesajı attı, attı, attı diyelim ki engelledi artık dedi. Bu benim zaten hani attığı mesajları görmüyor, bakmıyor ben diyor bunu niye durdurayım diyor. Engelliyor sizi. Engelledikten sonra ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela diyelim ki sizi o engellediyse ve siz ona tek tık yaptıysanız artık size atan bakın size mesaj atanların da mesajları artık geç gelip gitmeye başlayacak. Bu WhatsApp Aero'da da geçerli, Plus'ta da geçerli. Yani atılan mesajlar geç gelip gitmeye başlayacak. Sizin attığınız mesajlar geç gidebilir, geç gelebilir. Bilginiz olsun. Bakın bu şekilde yaparsanız eğer Karşı tarafa bu şekilde sıkıntılar olabilir. Sizin atılan mesajlardan sıkıntılı olabilir. Bir de şöyle bir özellik var tabi ki bunda. E, bombalama özelliği de var arkadaşlar. Burada ayara tıkladığınızda burada aero yazıyor. Ama siz bu aeroya istediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz. Veya istediğiniz bir emoji de koyabilirsiniz. Fark etmiyor ve bombalama sayısı diyor. Burada 5. Siz bunu 90 bile yapabilirsiniz arkadaşlar, fark etmiyor. Kaç yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Bakın, yani sınırsız. Şu an bu kadar sayı gittiğine göre de, yani bu kadar yazdıktan sonra kaydede tıklayıp siz bombalama özelliğine bastınız mı? Karşı tarafı anında kaç tane işaret dediyseniz diyelim ki 100, bunu kaydet dediğinizde bastınız mı arkadaşlar? Karşıdaki kişiye direkt olarak. 100 tane mesajı atacaktır. Bakın gördüğünüz gibi hemen 100 tane mesajı gönderdi karşı tarafa. Bu şekilde bakın. Bu şekilde 100 tane mesajı gönderir hemen. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Şu şekilde yapıyorsunuz. Zaten burada ayar kısmı var. Ayara tıkladığınızda buraya emoji seçip altına e, sayı yazdıktan sonra kaydet diyorsunuz. Hemen burada bir çarpının altında bir küçük simge var arkadaşlar. Ona bastığınız zaman karşı tarafa hemen 100 tane mesajı bu şekilde gönderebiliyor. Ve diğerlerde zaten direkt beğeni olarak atabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu şekilde bastınız mı hemen okey anlamında veya buna bastınız mı hemen kalp bu şekilde gönderiyor karşı tarafa. O bombalama özellikleri o. Ve buradan diğer ayrıcalıklara girdiğimizde ise e, genel ayarlara geldiğimizde Stillere geliyoruz. Stillere gelince zaten buradan yaz stillerini de değiştirebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan yaz stilleri. Mesela IOS 13, MIU 11. Bunlar hep gördüğünüz gibi diğer markaların mesela Samsung yaz stilleri falan filan. Hepsinin yaz stilleri var ve başlatıcı simgesini de geldiğinizde. Burada çok güzel başlatıcı simgeleri de var. Gördüğünüz gibi 4 büyük takımın da simgeleri de burada var. Bunu bir geri yapacağım. Bir geri daha yapmadan önce buraya gireceğim arkadaşlar. Buraya girdiğinizde siz bu WhatsApp'ı indirdiğinizde bakın iletme limitini arttır. İletme limiti 5'ten 250'ye kadar arttırın diyor. Yani normal WhatsApp'larda sadece toplu mesaj atmak istiyorsanız 5 kişiye atabiliyorsunuz. Bunda bu tiki açtığınızda bu şekilde oldu mu 250 kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Eğer toplu mesaj atan biriyseniz bu sizin gerçekten işinize çok yarayacaktır. Aksi takdirde WhatsApp biraz can sıkabiliyor. Şimdi bir de bildirim çubuğu paneli var. Burada da gördüğünüz gibi bakın bildirimler var arkadaşlar. Size gelen her bildirimi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani yukarıya gelen WhatsApp bildirimini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ana ekrana geldiğimizde ise bakın arkadaşlar, ana ekrana geldiğimizde ise gördüğünüz gibi burada birçok özellik var. Plan'a göre fazla özelliği var. Buraya da daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bununla ilgili kanalımda video var ama siz yine de inceleyin. Çıkartma göndermeden önce onayla tiki var. Bu önceden yoktu. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer birisine çıkartma gönderiyorsanız tıkladığınızda çıkartmaya öncelikle size bir ön izleme olarak ekranda gösteriyor. Daha sonra altında gönder butonu var. Ona basarak gönderebiliyorsunuz. Kişiye özel duvar kağıdı ise karşıdaki kişinin profil resmini size duvar kağıdı olarak ayarlıyor bu şekilde arkadaşlar. Kişiye özel duvar kağıdını açıyorsunuz. Normalde bu böyle kapalı oluyor. Açıyorsunuz. Daha sonra da bu kapalı oluyor. Bunu da bu şekilde açtıktan sonra Kimle mesajlaşmak istiyorsanız yani kimin e, mesajına girdiyseniz onun ekranı bakın bu şekilde duvar kağıdı oluyor. Mesela örnekte buradaki profil resmi duvar kağıdı oluyor anında. Yani siz kime girerseniz diyelim buradan çıktığınız altında bir başka arkadaşınız var onunla yazışacaksınız. Ona da tıkladığınızda hemen ekranı bu şekilde duvar kağıdı olabiliyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz konuşma ekranında biraz önceki yerden ayarlayabiliyorsunuz. Yani kişiye özel duvar kağıdı. Bunu kapatırsanız eğer tekrar tıkladığınızda gördüğünüz gibi duvar kağıdı değişmiş olur. Size kalmış bir şey. Siz nasıl isterseniz konuşma ekranından o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar özellikler. Ama siz bana yorumlarda belirtirseniz ben size elimden geldiğince yardımcı olurum. Uygulamanın da linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Videoyu sonlandırıyorum. Dikkat edin. Kendinize Allah'a emanet olun arkadaşlar.